Merhaba arkadaşlar. Bir videoda daha birlikteyiz. Bu videoda size Pierre serisini tanıtacağız. Aslında videoya başlangıç aşamamızda Pierre 1.0'ı farklı parkurlarda deneyerek test edip size anlatmayı planladık. Fakat test bisikletimiz satıldı. Daha sonra farklı müşterilerimizden bizim bisikletlerimizle teste devam edebilirsin şeklinde yaklaşım gelince biz de Pierre'in farklı serileriyle bir video hazırladık. Şu an Pierre 4.0'a biniyorum. 5.0 arazi şartlarına denedik. 1.0'ı şehir içinde birçok parkurda denedik. Bisikletlerle ilgili şöyle kısaca tecrübe paylaşacak olursak Pierre'in grip shift modellerinde ben sadece böyle grip shift daha önce kullanmadığım için belki de çukurlara girip çıktığım zaman vites değişmesi gibi bir durum yaşadım. Onun haricinde ürünler fiyatının tam karşılığı, hatta fiyatından çok daha güzel ürünler. Hem şeyde asfaltta hem hafif arazi şartlarında kullanılabilecek bisikletler. Özellikle de başlangıç bisikleti olarak, yani ben iki bisiklet değil, bir yol bisikleti, bir dağ bisikleti şeklinde değil ama tek bir bisiklet alacağım şeklinde düşünen arkadaşlar için de Pierre serisi oldukça güzel. Gerek vites geçişleri, gerek sürüşü, konforu tamamıyla yeni başlayan kullanıcılar için tercih edilebilecek modeller. Pierre 1.0'ı test ediyoruz. Birkaç gün şehir içinde test ettikten sonra bir de bu bisikletimizle hafif arazi ortamında uzun tura çıkacağız. O şekilde de bir test gerçekleştireceğiz. Şehir içinde 2 gündür deniyorum. Performansı oldukça tatminkar. Şehir dışında da herhangi bir problem çıkartacak gibi gözükmüyor. Pierre 1.0 tur bisikletimiz. Bu bisikletimiz giriş seviyesi bir tur bisikleti. Ama ihtiyaçları ne kadar karşılıyor beraber test ederek göreceğiz. Evet, Pierre 1.0'ı denemeye devam ediyoruz. Yaklaşık 5-6 kilometre geldik, alt geçitten geçtik, trafikte kullandık. Frenlemesi oldukça başarılı. V frenin başarılı olup olmadığı noktasına bazen sorular geliyor. Bu soruya cevap vermiş olalım. Onun haricinde benim gördüğüm vites geçişleri biraz sert. Ama ben çok daha üst seviye bisikletler kullandığım için bunlarla kıyaslayarak söylüyorum. Normal şartlarda piyasa bisikletlerine göre güzel vites geçişleri var. Evet, trafik biraz yavaşlayalım. Pierre 1.0 bu şekilde. Bisikletçiliğe başlayacak bisikletçiler için şehir içi kullanımda şu anda tavsiye ediyoruz. Deneyerek, test ederek tavsiye ediyoruz. Söylediğim gibi hafta sonu bir de bununla küçük bir şehir dışı içinde küçük patikaların olduğu da bir parkur yapacağız. O parkurun sonrasında bununla ilgili tecrübelerimizi paylaşacağız. Şu an Koreli Pierre 5.0 bisikletle hafif arazi ortamında bir sürüş gerçekleştiriyoruz. Bisikletimizin tasarımı bu parkurlara çok uygun. Yani çok daha sert arazi şartları olsa belki uyum sağlamaz ama hafif arazi diyebileceğimiz patika yollardan müteşekkil bu tip parkurlarda bu tip tur bisikletleri oldukça iyi. Hem rampa çıkarken başarılı, hem düz yolda güzel performans sergiliyor. Vites geçişleri de gerek yük altında gerek düz denedim. Oldukça güzel, oldukça yumuşak. Segmentine göre çok başarılı. Bu bisikletimizde böylece kısa bir test gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Kapanışımızı da Pierre 4.0'la yapalım. Pierre 4.0 sabit marşlı olması sebebiyle asfalt kullanımı için oldukça uygun. Ve amortisörlü modellere göre daha hafif bir model. Gördüğünüz gibi ok gibi de gidiyor. Bu bisikletin sahibi İbrahim Özgür Yazar'a bisikletini test etmemize müsaade ettiği için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bisikletlerimizin ayarlarını yapan Koreli Bisiklet Konya servisi şampiyon bisiklet Murat Usta'ya da teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.